başlayalım hazırsanız. Evet. Şiire. Dünyanın her yerinden haber getirir bize. Okulda öğreniriz nerede doğmuş diye. Bir bakarsın savaşta her zorlukla yarışır. Bir ateş ortasında gece gündüz çalışır. Elinde teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zevkiye söyleyeyim çocuklar. Ben Ozan amcanız. Tabii ben şimdi bu olayın üzerine duygulandığım için alıyorum. Belki bana belli bir zaman söz verecek ama duygulandığım için hemen almak istiyorum. Ben 61 yaşında, yani çok çok yaşı büyük olan bir amcanızım. 22 yıldır kendi gazetem var, 22 yıldır. Daha öncesinde radyo programı yaparım ben. Radyo açtığınız zaman radyodan ben çıkarım, konuşuyorum. Yani onunla birlikte 33 yıldır mesleğin içerisindeyim. Yani yaşımın yarısından daha fazla. Bunu niye söylüyorum size? Sizi ilgilendirmeyen bir bölüm ama şimdi anlattığımı sizi ne kadar ilgilendiriyor ona söyleyeceğim. Ben bugüne kadar bugünkü gibi bir gazeteciler günü kutlamadım. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Benim 33 yıllık meslek hayatımda çok ayrıcalıklı bir gün yaşattınız. Özellikle bu Akıllı Karıncalar Okulu'nun öğrencileri olan sizlere, kurumun sahibi Nuray Hocam'a, sizin direkt öğretmeniz hanımefendiye hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. 33 yıllık hayatını ilk defa böyle gördüm. Teşekkür ediyorum Merve öğretmene de. Onu da çıkarmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun çocuklar. Çok duygulandım. Şimdi Ozan amcayı alkışlayalım. Çok duygulandım. Çok sağ olun. Değerli hocam, biz uzun zamandan beri görüşüyoruz. Beykoz evet. Akıllı Karıncalar Anaokulu. Ama bunun öncesinde bir baba dostuyuz. Evet. Hep görüştüğümüz zaman bugün ziyaret ederiz veya abi ne zaman geleceğin gibi sohbet konusu oluyor. Ama bunu hep göz ardı ediyoruz. Karşılaştığımız zaman da birbirimize sitem ediyoruz. Evet. Benim en son karşılaştığımızda benim sitemim, sizin siteminiz birleşti. Dedim ki hocam ben gün içerisinde etkinliklere gidiyorum. Bir yere giderken o etkinliğe endeksli gidiyorum. Oradan dönüşte de sizin güzergahtan geçsem bile bir başka etkinliğe yetişmek için geçmek zorunda kalıyorum. Evet. Yani gün içerisinde aklıma düşse sırf orası için özellikle gelirim dediğimde siz de tamam ben anladım dediğinde bugün buluştuk. Epey zaman sonra eski yerimizde bir kere görüşmüştük. Evet. Bu da ikinci görüşmemiz. Evet. Bugün ben çok yoğun bir gün geçiriyorum. Size olan saygım, değerli hocam olan saygım ve babanıza olan geçmiş yıllardaki birliklerimdeki saygım benim bu yoğun günümde sizinle birlikte olmamı engellemedi. İyi ki de engellememiş. Bugünün bizim için önemi çok büyük. Evet. Ben bu bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması münasebetiyle çok farklı etkinliklerden koştur. Önceden kararlaştırdığımız için ama sizin aklınızın köşesinden bugün özellikle oluşmuş galiba ki evet. Ben hiç aile içi samimiyetimizden dolayı hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Ben o yoğun trafiğin içerisine bunu bu randevuyu koyduk gibi hissediyorum ama bugün çok mutlu oldum. Yukarıda çocuklara da söyledim. 33 yıllık meslek hayatım var. 22'si gazete, diğeri radyo. Hiç böyle bir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması görmemiştim. Öncelikle bunun için çok teşekkür ederim. Çocukları gördük. Yukarıdaki çocukların ortamlarını gördük. Evet. Çocukların boş zamanlarında oyun alanlarını gördük. Girişlerini, evet. Çıkışlarını gördük. Yani ben onları görmeseydim bile sizi tanıdığım kadarıyla çocuklar nasıl bir
bir ortam hazırlayacağınızı tahmin edebiliyorum ama bizzat gösterdiğiniz onlara çok teşekkür ediyorum. Gelmişken bir başka mekandan, fiziki mekandan, bir başka fiziki mekanda yeni bir oluşum yaratmışsınız. Öncelikle ben bu görüşme için teşekkür edip onacak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle hassas davranışını, çocukların bana olan o sevgi gösterileri, sınıf gazetesini bana armağan etmeleri ve spreketin için çok teşekkür ettikten sonra bunlar benim için kenarda kalan bir özellikler ama gelmişken akıllı tarıncaları belki duyup unutan, belki duymamış olanlar için veya yeni yapılanmanızda burada neler oluyor, ne kadar öğrenciniz var, buraya nasıl kaydolunabilir, ana sınıflarına öğrencileriniz kaydolabilir. Bu anlamda bir derli toplu bilgi verirseniz bu ziyaretimizi noktalayalım. Söz sizde hocam, buyurun. Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz senin ve Derviş kardeşimizin. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Şeref verdin, geldin sen de. Şimdi Akıllı Karıncalar Anaokulu, evet, Fatih Mahallesi'ndeydi eski yerimiz ve sen orada bizi yine ziyaret etmiştin, sağ olasın. Pandemi döneminde şartlar öyle gerektirdiği için geçen sene Aralık ayında buraya taşındık. Ne değişti? Her gün kendimizi ben geliştirdiğimize, bir önceki seneye göre bir 10 adım 20 adım ileriye götürdüğümüzü düşünüyorum açıkçası. Eğitim sistemimiz daha çok çocuklara yönelik. Veliyi tatmin etme değil de daha çok aslında çocuğu tatmin etme ve çocuğu ileriye taşımaya yönelik bir eğitim sistemimiz var. Orman temelli eğitimi çocuklardaki etkisi yüzünden çok fazla önemsiyorum. Bu anlamda okulumuzu çok fazla geliştirdik. İşte mizaj temelli eğitim yaklaşımımız var, yabancı dil eğitimimiz var, değerler eğitimimiz var. Milli ve manevi değerlere önem veriyorum ve çocukların da bu doğrultuda büyütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyun tabanlı eğitim her şeyden önce, çünkü çocuklar için okul öncesi dönemde oyun çok önemli. Oyun onlara her kapıyı açacak, gerçek dünyayı oyun içerisinde tanıyacak çocuklar. Dolayısıyla oyun tabanlı eğitim veriyoruz okulumuzda. Ayşe Hanım da geldi, sağ olsun seninle beraber. Çok memnun oldum. Güzel bir sürpriz hazırladınız. Siz bize, biz de size. Evet. Biz evet Çalışan Gazeteciler Günü'nü baz alarak seni davet ettik. Ben hiç sen bir çay daveti gibi düşündün. Evet, evet. Karşılıklı sitemlerimizden sonra. Oysa ki yok, biz sınıfça hazırlanmıştık. Bir gazete hazırlamak istedik. Senin gazeten gibi değil tabii ki. Okulumuzda olup bitenlerden haberin olsun istedik. Çocuklarımız güzel bir şiir okudular sana. Umarım beğenmişsinizdir şiirlerini de. Okulca çok mutlu ettiniz bizi gerçekten geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben hocam sorularına... bir de soru yok, soru değil de ben özellikle bir şey vurgulamak istiyorum. Geçmişte gördüğüm bir şey. Şimdi cümleniz arasında manevi değerlerden bahsettiniz ya. Kamuoyunda şöyle bir yanlış algılanma var. Yani sanki bir anaokulunda çok ağırlıklı manevi eğitim veriliyormuş, diğer okulda daha farklı bir eğitim veriliyormuş gibi bir hava var kamuoyunda. Evet. Ben bunu sizin böyle olmadığınızı, yaşam biçiminizle eğitiminizin aynı çizgide olmadığını, eğitim olması gereken ölçüde çok dikkat ettiğinizi, evet, sizin bir şeyinize katılmıştım ben. Yıl sonu töreninize katılmıştım. Evet. Yani şimdi oraya gidip de ön yargılı olmak gerçekten çok büyük sorumluluk ister ve günah sokar insanı. Evet. Ben orada çocukları gördüm. Yani Kur'an-ı Kerim okuyan çocuğu da gördüm. İngilizce bilgisini de yükselten çocuğu da gördüm. Daha ana sınıfında. Niye anlatıyorum bunu biliyor musunuz? Kim ne derse desin. Benim için önemli değil. Ben az önce çocuklara söyledim. Yaşım 6.1 eşittir Trabzon. Eşittir söylemeyeyim ya. Yani yaşımı söylemeyeyim yine de ben yine. Ama 6.1. Ondan sonra cuma. Şimdi kim ne kadar ben İslami konusunda bilgi sahibiyim, özür dilerim. Kim ne kadar İslamiyet konusunda bende şu kadar sevgi var derse, bendeki sevgi ondan aşağı kalmaz. Bu isterse eğitimini alan kişi olsun, profesör olsun, ilahiyatçı olsun. Sevgi olarak ondan aşağı kalmam ama bilgi konusunda 61 yaşına gelmişim. Çok eksiğim var. Neden? Küçükken kendimi hazırlamamışım. Büyüdükten sonra yaşam şartları o konuda beni alıp götürmemiş. Dolayısıyla ben şu anda İslami konuda bilmemiz gereken o basit kuralların dışında
küçük çocukların bildiği konuların birçoğunu bilmiyorum. Evet. Mesela eşim Allah razı olsun hem Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor hem benden çok bilgisi fazla. Ben şimdi bir an siz hani manevi değerler dediniz ya, evet, bu geldi aklıma. Şimdi bu çocuklar benim yaşıma geldikleri zaman sadece bir ilahiyatçıyla sevgi üzerine konuşamayacak. Yani ondaki sevginin aynısı bende de var demeyecek. Ondaki bilginin yarısı bende de var diyecek. Evet. Bu anlamda gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ve ben bizim zamanımızdaki din bilgisi eğitiminin günümüz şartlarında normal okullarda aynı ölçüde verilmediğine inanıyorum. Yani sizin anaokullarında manevi değerleri de, çağdaş değerleri de bir harman yapıp vermeniz benim için çok önemli. Bunun için tebrik ediyorum hocam gerçekten. Teşekkür ederim. Ve şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Eğer ben o sizin yıl sonu töreninize gelmeseydim, ben de ön yargılı olabilirdim. Acaba ya bu akıllı karıncalarda manevi ağırlıklı mı eğitim var? Öbür eğitim, çağdaş eğitimin yanından geçiyorlar mı, geçmiyorlar mı diye kuşkuya kapılırdım ama bizzat gördüm. Gerçekten özellikle tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Aynen devam ediyorsunuz değil mi hocam? Aynen devam ediyorum Ozan abi. Ben biraz kıyafetimden dolayı evet ön çok yargı, fazla ön yargı yaşıyorum. Ama o benim ama sadece o yaşam tarzımda tercih ettiğim bir kıyafet verdiniz modeli. Ama eğitimde evet Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların bulunduğu zamana göre yetiştirin. Dolayısıyla evet milli manevi değerler de çocuklarımız için çok gerekli. Evet. Olmazsa olmazım benim. Olmazsa ben oluyorum işte. Aynen olmazsa öyle. Ben oluyorum. Ama aynı zamanda evet iyi bir Müslüman nasıl olur? Sadece işte çok iyi ahlaklı olup Kur'an okumakla İslam'ın imanın şartını bilmekle mi olur? Hayır bana göre öyle değil. Gerekiyorsa dil bilmeli, ikinci üçüncü dili de bilmeli. Ve günümüzün şartlarında teknoloji neyi gerektiriyorsa, bilim neyi gerektiriyorsa hepsini çocuğumuz bilip harmanlayıp bence iyi Müslüman öyle olur zaten. Evet hocam bağlıyorum. Sizin mesleğinizle girdik. Bizim mesleğimizle endeksli bir araya gelmişiz. Benim haberim yok. Çok mutlu oldum. Benim meslekle ilgili bağlayacağım. Çocuklar içerisinde gazeteci olmak isteyenler var. Var. Hocam ne yapın edin gazeteci olmasınlar. Günümüz dünyasında gazetecilik çok tutarlı bir meslek değil. Çok kaygan bir meslek. Ne olur çocuklara gazeteci olmayın demeyin. 10 Ocak gazeteciler gününde bir gazeteci küçük anaokul çocukları gazeteci olmak istiyorum diyor. Ben olmayın dedim. Ama onlara olmayın diyemedim dedim ki günümüz şartları sizin büyüdüğünüz şartlar da farklı olacak. Evet. O zaman çağdaş şartlar ne gerektiriyorsa ona göre davranmalısınız ama sizin zamanınızda bir meslek yetmeyecek. İkinci meslek olacak. Belki üçüncü meslek olacak. Gazetecilik mesleğini ikinci meslek olarak seçin diye maalesef günümüzün gazeteciliğin zor şartlarından dolayı öyle onları övgüde bulmaya çalıştım. Zaman zaman siz de işleyin bunu hocam. Hocam bizi kabul ettiniz. Hobi olarak yapmalarını çok söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Kabul ettiğiniz bizi Allah razı olsun. Çok güzel bizler hazırlamışsınız. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili hocama da teşekkür ediyorum. Mustafa her ne kadar mazeret belirtip gittiyse de ona da çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda tekrar görüşürüz hocam. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.